Sayın Eritaş'ı hayretler içinde izlediğimi, dinlediğimi belirterek başlayayım. Gerçekten acaba parlamento tarihinin çeşitli aşamalarındaki tartışmaları dikkate almamayı özel bir yöntem haline mi getirmiş Eritaş? Kendisini daha önceki dönemlerde de izledim. Mesela 90'larda parlamentoda en önemli muhalefet şeklinin çoğunluklara karşı iç tüzüğün muhalefete tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmak olduğunu bilmiyor mu? Parlamento tarihinin en güçlü iç tüzük üzerinden muhalefet pratiğiyle övünen partisinin Refah Partisi olduğunu bilmiyor mu? Muhtemelen AKP'nin iktidar olmadan önceki yıllarda aynı yöntemi kullandığını bilmiyor mu? Çok kısa bazı bilgileri hatırlatmak isterim değerli milletvekilleri. Bunların önümüzdeki dönem çokça karşımıza çıkabileceğini, hatta bugünden itibaren ciddi kriz nedeni olabileceğini de dikkatlerinize sunmak isterim. Bakın, devamsızlık ve yoklama meselesi belli bir çerçeveye oturmuştur. Sayın Eritaş biraz önce 1971 yılından bir karar okudu. Oysa çok daha yeni uygulamalar var bu konu. Parlamentoda mesela 85'te de apaçık konuşulmuştur. İki yöntemle açılıyor genel kurul. Müşahede ve yoklama. Şimdi bunları yerleştirmiş bir parlamento geleneğimiz varken bugün yeniden tartışmaya açmanın, değiştirmeye çalışmanın sebebi nedir sorusuna samimi cevap bekliyoruz. Yoklamayla açılan birleşimlerde, birleşimin başında veya herhangi bir zamanında hazır bulunmayı mevcut olmak için yeterli sayıyor parlamento geleneğimiz. Yani yoklamayla açılmışsa yoklamanın başında, hazırsak artık yok sayılmıyoruz. O birleşimin ilerleyen oturumlarında herhangi bir şekilde gelip pusulaya imza atmışsak yok sayılmıyoruz. Müşahedeyle açılan oturumlarda ise herhangi bir oturumda bulunmama yok sayılma nedeni kabul edilmiyor. Müşahedeyle açılan birleşimlerde her bir milletvekili parlamento hukukuna göre bir hak kazanıyor. Nedir o hak? O birleşim boyunca yok sayılmama hakkı. Başka bir şey değil. Bunun maddi gerçekle uyuşmadığını ispat ederiz diye, ispat edersek de o birleşimde devamsız sayılır diye bir kural geliştirirseniz Sayın Eritaş, emin olun bugün bu parlamentoda en başta sizin grubunuz en az %80'i devamsızlıktan milletvekilliğini kaybeder. Eğer bunu bu hale getirirsek yarın öbür gün başka bir çoğunluk istediği muhalefet partisi aleyhine her zaman demokrasinin kılıcı gibi sallar. Bu da parlamento hukukunun geleneksel bütün ilkelerini ters yüz eder. Parlamentoda esas olan şudur: elbette yasama faaliyeti, elbette siyasi iktidarı denetleme, ama aynı zamanda muhalefetin çoğunluklara karşı korunması ve demokratik siyasetin bu şekilde korunması. Bu da parlamento hukukunun varoluş sebeplerindendir. Şimdi bugüne kadar böyle yürüdü. Size 1985'ten bir diyalog aktarayım. 1985'te Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege bu 151 üzerine yapılan tartışmalar dolayısıyla şu sözleri söylüyor. Şimdi efendim, biliyorsunuz Anayasanın 84. maddesinde yoklamayla ilgili bir husus var.
84. maddede 5 birleşim diye bir ifade vardır diyor. Şimdi buradaki yoklamaların her birinin birleşimin başında yapılan yoklama gibi kabulüne imkan yok. Benim anlayışıma göre sabahleyin yapılan ilk yoklama birleşim yoklamasıdır. Ondan sonra yapılan yoklamalar arizi yoklamalardır. Bunun üzerine oturumu yöneten meclis başkanı Necmettin Karaduman, efendim biz de öyle telakki ediyoruz, esasen uygulamada budur diyor. Şimdi bugüne kadar bir tartışma yok. Müşahedeyle açıldığında burada bulunmadığını bir milletvekilinin başka görüntüler, kayıtlarla ispatlamaya kalkarsanız çok tehlikeli bir yol açarsınız. Burası askeri kışla değil. Burası ilkokul değil. Burası askeri okul değil. Siyaset sadece parlamentodan ibaret değil. Bir parlamenterin görevi sadece parlamentoda bulunup bu tartışmalara katılmak değil. Bu nedenle eğer devam zorunluluğu getirmek istiyorsanız, üniversitelerde bile büyük çoğunlukla yoktur, devam zorunluluğu vesayet yönetiminin genel olarak okullarda, ailede, öğrenci yurtlarında vesayet anlayışının bir yansımasıdır. Bunu meclisin, milletvekillerinin kendi vicdanına, takdirine ve çalışma anlayışına bırakırsınız. İktidarların çoğunlukları vardır. İstedikleri zaman toplantı yeter sayısına ulaşırlar. İstedikleri zaman karar yeter sayısını elde ederler. Bu durumda yoklamayı bu kadar sorun eden bir anlayışın amacı ne olabilir? Muhalefeti devamsızlık üzerinden terbiye etmeye yönelik olabilir ancak. Bir şantaja dönüştürdüğünüz takdirde yoklamayı bile, devamsızlığı bile bir şantaja dönüştürürseniz, size defalarca söylediğimiz parlamentoyu işlevsizleştiriyorsunuz ithamının tamamını gerçekleştirmiş olursunuz. Eğer parlamentoyu işlevsizleştirirseniz, insanlar sokağa çıktığında neden sokağa çıkıyorsunuz, gelin parlamentoda sorunların çözüm yerinde bulunun deme hakkınız yok. Kaldı ki sokağın demokrasinin nihai güvencesi olduğunu en açık ve vurgulu şekilde söyleyen şimdinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sokak size hak da, muhalefete yasak mı? Böyle bir anlayış olabilir mi? Evet, doğrudur. Bütün bu oyunlara, parlamentodaki çoğunluk oyunlarına, başka bütün yasaklara karşı en nihai güvence, demokrasinin en nihai, en sağlam güvencesi barışçıl, demokratik sokak hareketleridir. Yürüyüştür, mitingdir, toplantıdır, konuşmadır. Sizler bunu 15 Temmuz'dan sonra öğrenmiş olabilirsiniz. Ama bu ülkede bütün muhalefet, bütün demokrasi güçleri yıllardır biliyorlar. Tekrar ediyorum. Barışçıl, demokratik her türlü sokak hareketi, yani yürüyüştür, toplanmadır, şimdi CHP'nin yaptığı adalet yürüyüşüdür, bizlerin daha önce yaptığımız bütün yürüyüşlerdir, bunlar demokrasinin nihai güvencesidir. Burada bürokrasi oyunlarına fırsat tanımamak için de sokağın bu gücüne, daha önce verdiğiniz değere sadık kalın. Sadece 15 Temmuz dolayısıyla, sadece işinize yaradığı için sokağa kutsamak, kusura bakmayın, ağır bir çifte standarttır. Yine söylemeye gerek bile yok. Şu kararlar, eğer parlamentoyu böyle yönetecekseniz, nasıl buyurun parlamentoya gelin sorunları çözelim diyorsunuz. 3 tane aynı tarihli başkanlık divanı kararı buraya getirildi. 3'ü de farklı birbirinden. Birincisi, fark ettiler ki burada büyük bir gaf var, tehlike var. Dün, önceki gün yapıldı bunlar. Ya da dün galiba. Sonra başka bir yazım şekliyle önümüze getirdiler. İmzalar değişmiş, paraflar değişmiş. Arkadaşlar, bu gerçekten sahtekarlıktır. Bunu mecliste ve başkanlık divanı adına yaparsanız, başka alanlarda
neye size güvenmemizi beklersiniz? Sayın Başkan, süre bitiyor galiba. Buyurunuz, bir dakika ek süre veriyorum. Bir anda. Muhalefet Partisi Grup Başkan Vekillerinin verdikleri sözlere uymadıklarını, yaptıkları mutabakatlara riayet etmediklerini söylediniz Sayın Elitaş. Benim de bulunduğum müzakerelerde sizinle sabahlara kadar yaptık o konuşmaları. Bir torba kanun vardı 15 Temmuz'dan önce. İçinde kayımla ilgili maddeler vardı. Bunları çekin. Diğer birkaç madde daha vardı. Bunları çekin. Biz de bu kanunun daha hızlı geçmesine yardım edelim dedik. Söz verdiniz. Çektiniz. Bak, Türkiye'nin şu an demokrasinin en ağır yarası olan halk iradesine el koyma maddesini 5 gün sonra kanun hükmünde kararnameyle getirdiniz. O gün verdiğiniz söz üzerine bizler önergelerimizi çektik. Siz kanun, bu torba kanunda bu maddeyi almayacak dediniz. Bu mu dürüstlük?